Başbakanlık vardı tabii. Çıkarılan bir kanunla başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek için kuruldu bu varlık fonu. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandı bizzat ve o günden bugüne varlık fonu ve bağlı ortaklıklarının borcu katlanarak arttı. Karı ise yıllar içinde tam tersi eriyerek kayboldu. En son Merkez Bankası'nın kısa vadeli borç verilerinde bu tabloyu çok net bir şekilde gördük rakamsal olarak da. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin geride kalmasının ardından Türkiye'nin kısa vadeli 200 milyar dolarlık borç ödemesinin de gündeme gelmesiyle varlık fonu şirketlerimiz satacaklar acaba sorusu da daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bakacağız, göreceğiz henüz bu konuda bir gelişme olmadı ama Varlık fonunun en önemli özelliklerinden biri denetlenemiyor olması bir türlü. İşte onun sonuçları neler oluyor? Bakın Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkanı Mehmet Bostan ve iş adamı Bülent Göktun'a 25 milyon dolarlık vurgun iddiasıyla tutuklandı. O yüzden denetimsiz fonda dev açık başlığını attık. İki ismin usulsüz komisyonu aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları iddia ediliyor. Ee, az önce söylediğim gibi... E... Türkiye Varlık Fonu eski başkanı Mehmet Bostan tutuklandı. Devleti 25 milyon dolarlık zarara uğrattığı iddia ediliyor. Değerlendirip... Mehmet Bostan bir dönem Türkiye Varlık Fonu başkanlığını yaptı. 2017'de ani bir kararla görevden alındı. Gazeteci Toygun Atilla'nın haberine göre Bostan'ın görevde olduğu dönemle ilgili kasada açık tespit edildi. Bu tespit Bostan görevden ayrıldıktan sonra 2018'de yapıldı. Açık tutarı 25 milyon dolar. Yapılan araştırma sonucu para Bostan tarafından iş adamı Bülent Göktunay'a transfer edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Devlet Denetleme Kurulu bir yıl aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı. Raporda oklar Mehmet Bostan ve Bülent Göktunay'ı gösteriyordu. Geçen hafta gözaltına alınan Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna mahkeme tarafından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne kondu. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu gelişmenin ardından Türkiye Varlık Fonu saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur dedi. Şimdi usulsüzlük de anılıyor Varlık Fonu başından beri bazı soru işaretleri var zaten bu kuruluşa, bu fona dair ama Türkiye'nin en köklü Vaktiyle en güvenilir kuruluşların başında gelen Kızılay'ın usulsüzlükle anılması çok acı, ne yazık ki. 6 Şubat depreminin ardından bu çadır skandalını konuştuk günlerce. E, çadır satılmış Ahbap Derneği'ne diye öğrendik. E, Kerem Kınık bunu uzun süre savundu e, sonra istifa etmek zorunda kaldı. Yani çadır satılması böyle bir felaket durumunda ayrı bir mesele. Neden depremin ardından 3. günde Kızılay'ın deposunda hala çadır vardı da e, satabildi o çadırları? O da ayrı mesele. E, ama işte tek usulsüz durum bu da değil. Kızılay'da hem yüksek maaş hem de huzur hakkı alan yöneticilerin bir de makam aracı ordusu olduğu ortaya çıktı. Çadır skandalı sonrası istifa etmişti Kerem Kınık ama dört tane makam aracı varmış Kerem Kınık'ın. Ve hepsini de iade etmemiş. O notu da düşelim. En az 57 yönetici de Kızılay'da makam aracı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay yöneticilerinin makam aracı ordusu kurduğu ortaya çıktı. O isimlerin başında deprem sonrası istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, dört makam aracı olduğu iddia edildi. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre bu araçlardan ikisi lüks araç ve biri de VIP minibüs. Kınık'ın istifa etmesine rağmen bazı araçları kuruma iade etmediği de iddialar arasında. Bir diğer isim Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan. Deniz Feneri davasında hapis ve para cezası alan Altan'a da iki makam aracı tahsis edildiği belirtildi. Bunun haricinde birçok yönetim ve denetim kurulu üyesine İbrahim Altan'ın haricindeki 8 genel müdüre de makam aracı verildi. Kızılay basın müşavirliği ise onlarca kişiye tahsis edilen makam araçlarına dair açıklama yaptı. Kızılay'dan yapılan açıklamada önce onlarca kişiye araç verildiği reddedildi, sonra kabul edildi. Kızılay'da belirli seviyedeki yöneticilere görevleri nedeniyle tahsis edilen araçlar, görevin gerektirdiği kadar akaryakıt limitiyle kısıtlıdır denildi. Seçim öncesi ne güzel vaatlerde bulunuldu, ne güzel sözler verildi. Şimdi o sözlerin, vaatlerin muhatapları bu sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesini bekliyor haklı olarak. Çünkü bunlara göre demokratik tercihini kullandı, oyunu kullandı mesela en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak dendi seçimden önce. Daha fazla primi olan emeklilere de maaş artışı yapacağı sözünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden evvel. Nasıl yerine getirecek bu sözleri ekonomi bu haldeyken sorusu bir tarafta çünkü parasal sıkılaşma dönemine de giriyoruz ek bütçelerle çalışanın sırtına yüklenen zam ve vergi artışlarıyla hadi olacak diyelim bu ama daha önemlisi e yerine getirse artık ne anlamı kaldı? E ne kadar değeri kaldı? Bu da başka bir soru. Şimdi Türk iş Mayıs ayı verilerine göre 4 kişilik bir haneye gıda ve temel harcamaları için 33.750 lira girmesi gerek. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13.500 liraya ulaştı. Tabii bunlar ne şekilde bir kira ile hesaplanıyor? Kiralar hiç o halde değil ki. Sosyal hayat, kültürel harcama, tatil yok bu hesaplamaların için içinde. Kira açısından da barınma harcamaları açısından da belli ki gerçekçi bir hesaplama yok. Memurlara en az 3 asgari ücret almamız gerekiyorlar haklı olarak. E şimdi 33.750 lira gerek diyoruz 4 kişilik bir haneye. En düşük memur maaşı 22 bin lira olsun. Vaat bu. Olsun peki ama işte ne olacak o da yetmeyecek. Memur maaşıyla ilgili düzenleme için de meclisten yasa çıkması gerekiyor. Fakat ne yasanın içeriği belli ne de konunun ne zaman meclise geleceği. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Milyonlarca memurla emekli yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaşlarına yapılacak zamı bekliyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen tüketici enflasyonu bu konuda tayin edici etkide bulunacak unsurlar arasında yer alıyor. TÜİK'in Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklayacağı oranlara göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı netleşecek. Bu kesim toplu sözleşmeye bağlı olarak ikinci 6 ay için %6 maaş artışı alacak. İşçi ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyona göre maaş sanma alacak. Memurların ve emeklilerin başka bir beklentisi daha var. İktidar seçim öncesinde en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracağını, daha fazla primi olan emeklilere de maaş artışı yapacağının sözünü verdi. Mali İnşallah torba yasada yasaya da çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. E, çalışıyor. Hedefimiz torba yasada inşallah e her tarafı yani Bayram tatili öncesinde memur maaş artışıyla ilgili yasal düzenlemenin meclise sunulması bekleniyordu ama sunulmadı. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak yasanın meclise geleceği tarih ve daha fazla primi olan emeklilerin yeni maaş durumu belirsizliğini koruyor. Bir kritik konu daha var. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda daha yüksek kademe ve dereceye sahip memurlara yönelik nasıl bir düzenleme yapılacağı da henüz belli değil. En düşük memur maaşının üzerindeki maaşlara sadece toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı verilirse memurlar da milyonlarca emekli gibi en düşük maaşta eşitlenmiş olacak. Kademe ve derecenin anlamı kalmayacak. İktidar emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7.500 lirada eşitlenmesi nedeniyle daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Bu konuda atılacak adımda merakla bekleniyor. Evet 22 bin en düşük memur maaşı verilen vaat buydu seçimden evvel. Asgari ücret için de gerçi eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar vadinde bulunmuştu. 500 dolar olmadı. Yeni asgari ücret 482 dolar seviyesindeydi açıklandığı gün. Sonra eridi dedik 440 dolara indi karşılığı daha da eriyecek. İlk açıklandığı gün ekonomistler şöyle kabaca bir hesapla demişlerdi ki İki ayı bulmaz, açlık sınırının altında kalır bu asgari ücret. İki ayı gerçekten bulmadı ama çok hızlı kaldı açlık sınırının altında. Asgari ücret açıklanalı, yeni zam oranı açıklanalı. Beş gün oldu ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun açıkladığı verilere göre açlık sınırı Haziran'da 11.954 lira, yoksulluk sınırı 31.185 lira. Yani asgari ücret, yeni asgari ücret zamlı haliyle cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı bile. <laughs> Bir kere saçmalığa bakın. Açlık sınırı üzerinden. Açlık sınırına sadece köleyi çalıştırırsınız. Bir kere hesap burada yanlış. Açlık sınırı yeni askeri ücreti de aştı. 11.954 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 31.185 lira oldu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu verileri açıkladı. Her şey apaçık ortada. Halk pahalılıkta eziliyor. Ben de emekli bir öğretmenim. Aldığımız maaş 7 bin lira bununla geçimi sağlanabilirse size soruyorum sağlanabilir mi? Sağlanamaz. Enflasyon ve gıda fiyatları ile birlikte açlık ve yoksulluk riski de artıyor. Temel gıda fiyatlarındaki artış 4 kişilik bir ailenin açlık